Ya bak bunu şuraya koyacağız. Bunlar da dökme. Taktın mı? Tamam abi. Al istersen bunu tak. Onur. Onu geç azıcık takalım buraya. Anne Onur. Al bunu da Onur. Tamam böyle tutalım. Tamam mı? Anneciğim öyle kalsın. Gelince bir daha almayacağız. Hadi salıncak abi. Abi seni birazcık sallasın, tamam mı? Sen sıkıntıma ne diyeceksin? Tamam, yavaş sallan yani. Yavaş sallıyoruz zaten, düşmezsin, tamam mı? DMD bir ölümcül kas hastalığıdır. Ve 18 yaşına gelince ben kardeşlerimi kaybettim. İkisini de. Böyle. Yani ilk başlarda şöyle, yürüme kısıtlığıyla başlıyor. Hani yürüme zorlaşıyor. Daha sonra düşmeyle, sonra tekrar ayak parmak uçlu yürümeyle başlıyor. Daha sonra merdivenlerden çıkamıyor, zorluk yaşıyor. En ufak bir şeyde yere düşmeler yaşanabiliyor. Böyle. 4 yaşındaki oğlum da var. DMD hastalığı. Biz sobadan zehirlenmiştik ve bütün değerleri yüksek çıktı kanda. DK değeri bir türlü düşmedi. Sonra baktılar, hani bir ay falan hastanede yattık. Düzelmedi bir türlü, hani kas hastalığı. Ve daha sonra doktorlar benim yanıma geldiler ve soru sordular bana bir. Sizin ailenizde bir kas hastalığı olan çocuklarınız var mı diyerekten. Zaten o an başıma kaynar sular döküldü. Dondum kaldım, açıkçası bir hareket de yapamadım. Dedim evet vardı, benim iki kardeşimi ben bu yüzden kaybettim dedim. Çok zor bir andı yani, dünya başıma yıkıldı, gerçekten çok zordu. Böylelikle hastalığını öğrenmiş olduk. Dayım gel. Köpeğe söyle bak Zeyna. Ya şöyle, zaten çok geç yürüdü. Hani yürümeye de çok geç başladı. 3 yaşlarında falan yürümeye başladı. Daha sonra hani şöyle, hani fizik olarak bir farklılık yani görünmese de hani ben fark etmeye başlıyorum artık. Yavaş yavaş hastalık kendisini yani belirgin etmeye başladı. Hani merdivenlerden çıkamıyor. İlla benim elimi tutması gerekiyor ya da abisinin. Ya da hani kendi sürünerek böyle çıkabiliyor merdivenden. En ufak bir şeyde düşüyor. Yani şöyle mesela abisi gel böyle, arkadaşları koşarken Onur onlara yetişmeye çalışıyor. Yani yetişemiyor bile. Bu yetişemeyince çok zor yani. Hadi gel tavuklara biraz yem verelim mi? Hadi biraz onlara yem verelim. Kas hastalığıyla mücadele ediyoruz. Ve oğlumun ilacı şu anda çıktı. Ve bizim bu ilacı Türkiye'ye getirip, bu ilacı benim oğlumun kullanması gerekiyor. Sağlığına kavuşması için. Ben oğlumun gülen gözlerinin solmasını istemiyorum. O da benim gibi, abisi gibi koşsun istiyorum. İçimiz kan ağlıyor. Benim çocuğum gözümün önünde eriyor. Çocuğuma ilacın temin edilmesini istiyoruz. Ha, bitti mi? Tamam mı? Hadi gel. Ay ya. Evet, gel buraya. Aa. Hadi atalım tatlılarımıza da yesinler. Kardeşine yesin ya. Ama sonuçta o. Bir de var iki tane. Biri 6 yaşında, biri